Mən ilk öncə dəyərli bələdiyyə başqanıma çox təşəkkür ediyorum. Özəlliklə Qarabağ sokağının bu gündə açılması üçün. Çünki bu gün Azərbaycandakı qardaşlarınız üçün çox acı bir gün. Çox ağır bir gün. Çünki 24 yıl öncə Azərbaycanın və sizin, bizim hepimizin vatan topraqlarımızın bir parçası olan Qadim Ağdamın işgali günüdür. Ağdam Türk tarihində çox önəmli bir yerə sahib bölgəmizdir. Və bugün işgal altında oradakı camilərimiz, kabristanlıqlarımız, tarihi anıtlarımız yox ediliyor. Oradan köçmən düşmüş qardaşlarımız kendi evinə dönəmiyor. Və Ağdam'da dahil bugün sizin 1 milyon kardeşiniz, 1 milyon kardeşimiz kendi evine dönemiyor. Anne babasının kabrini ziyaret edemiyor. Çünkü işgal altında olan bölgemiz bir tek Ağdam değil. Dağlık Karabağ'ımız ve Ağdam'la beraber Dağlık Karabağ dışındaki birçok bölgemiz hala işgal altında. Bu resmi belki birçoklarınız gördünüz televizyon ekranlarından. Ama bazılarınız belki bilmiyorsunuz. Bu bebeğin adı Zehra. 2 yaşı bile yoktu. Birkaç gün bundan önce Ermenistan askeri güçleri, Ermenistan bu çocuğu böylesine acımasızcasına katre getirdi. Ailesiyle beraber. Düşünebiliyor musunuz? Biz küçük yaşlı çocukları böyle acımasızcasına katle getiren bir işgalçıyla beraber bir vahşi bir zihniyetle yüz yüzeyiz. Böyle bir çocuğa el kaldırmak olur mu? Küçük yaşında bir çocuk. Ama bu çocuk böyle acımasızcasına katle getirilmişti. Ama sesimizi ne kadar insan duydu dünyada? Hani insan hakları diyen Batı? Nerede de insan hakları diye barbar bağıran Avrupa? Neden 2 yaşlı bir çocuk ama Zehra tek değil? Zehralar böyle katile getirildi. Yüzlerce böyle çocuk acımasızcasına katile getirildi. Zehra onların en son katile getirileniydi. Ama maalesef ki dünya buna duyarsız kaldı. Bunları biliyor musunuz niye anlatıyorum? Bu Qarabağ sokağının bu güzel bölgemizde açılmasının ne kadar büyük anlam taşıdığının bir daha altını çizerek teşekkür etmek için. Çünkü bu kimi sokaklarımızın Qarabağ adını taşıyan, işgal altında olan bölgelerimizin adını taşıyan sokaklarımızın, parklarımızın, anıtların açılması bu dosta ve düşmana bir mesajdı. Ama ilk önce büyüyen gençlerimiz için çok önemli bir mesajdı. Büyüyen gençlerimize orada bir köy var, gidemesen de göremesen de o köy senin köyündü, o köy bizim köyümüzdü. Onun adı Qarabağ'dı, onun adı Ağdam'dı, onun adı bugün işgal altında olan bölgelerimizdi. Ve bu çocuklarımız bu Qarabağ ismine baktığı zaman artık düşüncelerinde ve kalplerine Qarabağ daha da derinden eks olacak. Aynı zamanda burası turizminin kalkındığı bir bölgemizdi. Her yıl binlerce turist buraya gelir. Tabii ki bu turistler buradan geçtiği zaman bu Qarabağ ismini görüyorlar. Çünkü Qarabağ ismini dünyada bilen, gören, Qarabağ'ın işgal altında olduğunu bilenler de çok ve her görene bir mesaj verir. Ne derdi Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdi derdi. Haydar Aliyev milli liderimiz, biz bir millet iki devletiz dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalci Ermenistan'ın katil Cumhurbaşkanı Sarkisyan uluslararası toplantıda Türkiye aleyhine konuştuğu zaman elini masaya vurarak Türkiye burada yoktursa biz varız. Bizim olduğumuz yerde Türkiye'nin aleyhine konuşulmasına izin vermeriz söyledi. Türkiye devletimizin Cumhurbaşkanı, Türkiye devletimizin yetkilileri, milletvekilleri, dostlarımız da gittikleri her platformda bu düşünceni, bu bilinci söylüyor ve biz bütün dünyaya da bir daha burada bu sokak açılışıyla bizim sevincimiz de bir, bizim acımız da bir, sorunumuz da bir.
mesajını veriyoruz. Bu çok önemli bir mesaj. Bakın bugün Türkiye'mizin üzerinde oynanmak istenen büyük oyunlar. Neden? Çünkü Türkiye, Türk Müslüman dünyasının en büyük kalesi de en güçlü kalesidir. Tabii o kale zayıflarsa Türk Müslüman dünyası zayıflar. Sahip olacağız. Çünkü bugün bu birliğe ihtiyacımız var. O büyük oyunları bozmak için. O birlik ruhu daha da güçlenecek. Ben sizde bunu gördüm. Nasıl ki bu bayraklarımız böyle beraber dalgalanır. İnşallah ebediyen de dalgalanacak. Orada da böyle bu güzel bayraklarımız, bu mukaddes bayraklarımız beraber dalgalanacak. Çünkü o topraklarımız işgalde kalmasına hiç zaman biz Türk milleti olarak izin vermeyeceğiz. Ve inşallah bir gün orada görüşelim. Türkiye'mizden şehit olan, Türkiye devletimiz için, vatanımız için, terörle mücadelede şehit olan tüm kardeşlerimiz nur içinde yer. Allah sizi var eylesin.